Herkese merhaba arkadaşlar, ben Rasim, bugün sizler ile, Savaşçı 103. Bölüm 2. Fragman, analiz videosu ile karşınızdayım, videoya geçmeden önce, kanalımıza abone olmayı ve, bildirimleri açmayı unutmayınız. Video. <laughs> 102. bölümü ile ekranlara gelen savaşçı, heyecanlı bir bölüm ile bizimleydi, ancak bu durum reytingleri etkilemedi, aksine, reytinglerde oldukça düşüş var, dizinin final yapmasını istemiyorsak, diziye sahip çıkmalı, gereken desteği göstermeliyiz, 102. bölümde, yüzbaşı Bozkurt ve Karaca, Yava'nın adamları tarafından, kaçırılmış ve, Kılıç Timi'nin gelmesiyle, oradan kurtulmuşlardı, öte yandan, Göktürk Albay, ortaya çıktı ancak, kendini Kılıç Timi'ne inandırması, zor gibi görülüyor. 103. bölümde, Göktürk Albay, Albay Kopuz tarafından, sorguya çekiliyor. Ancak, Kopuz'un, Göktürk Albay'a inanması zor gibi görülüyor. Ben yapmadım. O zaman bana tek bir mantıklı şey göster. Yeter! Bu ben değilim diyorum. Ben suçlu değilim. Şimdi sen... Diğer yandan, ailesinin öldürüldüğünü öğrenecek ve, öfkesi bir hayli artacak, ancak ilerleyen bölümlerde, Göktürk Albay, Kılıç Timi ile birlikte, ailesinin intikamını, daha sert bir biçimde alacak. Karınla kızın öldürüldü diye bütün bunları yaptın. 103. bölüm fragmanında, Yörük Haydar, çatışma esnasında, bombanın patlaması ile, enkaz altında kalıyor. Yörük Haydar, enkazın altında oksijen yetmezliğinden dolayı, bilincini kaybedecek, ancak kılıç timi, tam zamanında, Yörük Haydar'ı kurtaracak. Haydar, yüzdeşe enkazın altında kaldı. 103. bölümde Gündüz Göktürk, Mösyö tarafından kaçırılmış ya da takip ediliyor olabilir. Çünkü 102. bölümde Mösyö uzaktan, Gündüz Göktürk'ü gözetlemekteydi. Analiz videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.